Abdullah Muradoglu. Netanyahu Trump'ı hayal kırıklığına uğrattı. ABD Başkanı Trump, 100 yılın anlaşması olarak nitelediği İsrail-Filistin barış planını gerçekleştirmek için Benjamin Netanyahu'ya bel bağlamıştı. Trump-Netanyahu ilişkisi ABD-İsrail ilişkisinin önüne geçti. Trump'ın İsrail politikası Netanyahu'yu iktidarda tutmaya odaklıydı. Bu bağlamda Trump, İsrail'e normal koşullarda elde edemeyeceği ölçülerde büyük kazanımlar sağladı. Netanyahu seçim kampanyalarında bu kazanımları Trump'la kurduğu kişisel ilişkinin sonucu olarak yansıttı. Netanyahu ve Trump'ı bir arada gösteren fotoğraflar hem 9 Nisan hem de 17 Eylül'deki seçimlerinde Likud'un kampanya posteri olarak yer aldı. Amerika'daki liberal Yahudilerin ve demokratların Trump'ın İsrail politikasını Netanyahu ile kurduğu kişisel ilişkiye dayandırmasından rahatsız olduklarını belirtmeliyiz. Demokratlar ve ana akım cumhuriyetçiler İsrail-Filistin ihtilafının çözümlenmesinde iki devletli formülü destekliyorlardı. Netanyahu'nun ilhakçı politikaları ise bu mutabakatı baltalıyor. Trump'ın barış planını yürüten ekibin iki devletle çözüme atıfta bulunmamaları ise dikkat çekiciydi. Trump da Netanyahu odaklı ishal politikasını iç siyasette kaldıraç olarak kullanıyor. Trump, ishal lobisinin finansal kaynaklarının 2020 seçimlerinde kendisine ve cumhuriyetçilere akıtılması için bastırıyor. Hristiyan Siyonist Evangelikler ise cumhuriyetçilere stratejik nitelikte kitlesel oy desteği sağlıyorlar. 2020'de yeniden başkan seçilmek isteyen Trump için Netanyahu odaklı İsrail politikası bu kesimle ittifakı sürdürmenin etkili araçlarından biri. Evdeki hesap çarşıya uymadı. İkinci kez yenilenen seçimlerde Netanyahu yine umduğunu bulamadı. 9 Nisan'da birinci parti çıkan Likud, 17 Eylül seçimlerinde ikinci parti oldu. Netanyahu'nun yenilgisi Trump'ın da yenilgisi anlamına geliyor. Trump'ın uğradığı hayal kırıklığı sözde barış planının akıbetini de etkiledi. Trump seçimden birkaç gün sonra planı açıklamayı düşünüyordu. Ancak bu açıklama Netanyahu'nun seçim zaferine bağlıydı. Sonuç itibariyle Trump'ın Netanyahu iktidarına dayandırdığı barış planı elinde patladı. Şimdi Trump, İsrail politikasının kişisel değil kurumsal olduğunu savunarak kendi hata payını hafifletiyor. Seçimlerden 3 gün sonra Trump hasar tespiti yapmak için Orta Doğu Özel Elçisi Jason Greenblatt'ı İsrail'e gönderdi. Greenblatt'ın Netanyahu ile yaptığı özel görüşmeye Amerika'nın İsrail Büyükelçisi David Friedman'la İsrail'in ABD Büyükelçisi Ron de katıldılar. Taraflar herhangi bir açıklama yapmadılar ama görüşmenin Trump'ın barış planının akıbeti, hükümet kurma çalışmalarının seyriyle ABD-İran arasındaki son gerilimleri içerdiği söyleniyor. İsrail seçimlerinde mavi-beyaz bloğu iki sandalye farkıyla Netanyahu'nun partisi Likud'un önüne geçti. Merkez sol kanat olarak nitelenen bu bloğun başbakan adayı ise eski genelkurmay başkanı Benny Gantz. Trump ve Beyaz Saray şimdiye kadar Gantz'la temas arayışı içinde olmamıştı. Trump ve barış planını yürüten heyet nezdinde Benny Gantz adeta yok hükmündeydi. Netanyahu ile görüşen Greenblatt, takvim henüz açıklanmayan yakın bir tarihte Gantz'la görüşmeyi planlıyor. Netanyahu'yu destekleyen çevreler bu gelişmeyi dikkatle izliyorlar. Akıllara gelen soru ise, Trump Netanyahu'dan uzaklaşıyor mu oluyor? Trump, Netanyahu ile ABD'yi sel karşılıklı savunma anlaşması yapmak için görüşeceklerini söylemişti. Trump görüşmenin Birleşmiş Milletler Zirvesi'nden sonra başlayacağını belirtmişti. Benny Gantz ise İsrail'in elini kolunu bağlayacağı gerekçesiyle anlaşmaya sıcak bakmıyor. Netanyahu Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılmadı. Trump zirvede İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşmeyeceğini açıkladı. Netanyahu hükümet kurabilecek bir sonuç elde etmiş olsaydı durum değişebilirdi. Bu aşamada Trump'ın Netanyahu'ya bağlı planları çöküntüye uğramış gözüküyor. Trump'ın oyununda Netanyahu en önemli domino taşıydı. Bu taşın düşüşü diğer taşları düşürecektir.